Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık Haziran ayı diyelim, açılışı Haziran ayında yaptığımız kanalın, tabi Haziran ayıydı diye hatırlıyorum, kanalımızın AdSense başvurusu da onaylandıktan sonra elimize ulaşan mektubunu şu anda görüyoruz arkadaşlar. Bu mektubun içinde pin kodumuz var. Size pin kodu nasıl girilir bilgisayardan da göstereceğim aynı zamanda. Gelen kod nasıl bir şey, zarf nasıl bir şey, gelecek olan arkadaşlar veya bekleyen arkadaşlar nasıl bir şey gelecek, bunu da göstermek istiyorum. Aynı zamanda benim daha önce kullandığım bir AdSense hesabım vardı. AdSense hesabım ben bilerek kapattım. O kanala, o AdSense'ye bağlı olan kanallarda sıkıntılar yaşadım. O yüzden o AdSense'yi kapattım. Tekrar aynı adrese bir AdSense açtım ve onaylandı. Ve hemen akabinde de işte belli bir tutar açtıktan sonra size kodu yolluyorlar. Bu kod da elimize ulaştı. Sizle birlikte bunun açılışını yapacağız. Ve sisteme nereden giriliyor onları göstereceğim. Bu kısımda arkadaşlar isminiz ve adresiniz yazıyor. Ben onu fokuslaştırdım. Göremeyeceksiniz. Şurada ilk siz açasınız diye tır tıklar var. Biz bunları açarak içindeki pine ulaşacağız. Şu şekilde yırtarak. Açıyoruz. Bu şekilde de Google AdSense yazıyor arkasında. Daha önce aldığım kart biraz daha kaliteliydi diyebiliriz. Bu biraz A4 kağıdı gibi olmuş. Ama neyse ki elimize ulaştı. Önemli olan da o. Evet arkadaşlar. Kodu burada göreceksiniz. Ben onu fokuslaştırıyorum gene. Siz göremeyeceksiniz. Pinimiz burada arkadaşlar. Yazılan pini sisteme giriş yapacağız. Giriş yaptığımızda artık kanalımız onaylanmış oluyor. AdSense'imiz onaylanmış oluyor ve 200 lira ve üzerinde herhangi bir tutara ulaştığınızda da belirttiğiniz banka hesabına otomatik olarak ödeniyor. Burada adımları yazmış. Buradan adım bilgilerini takip ederek de bu işlemleri yapıyorsunuz. Şimdi sistemden bu pini nasıl gireceğiz? Hep birlikte onu göreceğiz. Evet arkadaşlar, kod girme kısmımız AdSense'den. Kendi profilinize giriş yapıyorsunuz. Zaten şurada üst kısımda adresinizi doğrulamadığınız için ödemeniz şu anda duraklatılmıştır ibaresi var. Bunu işlem diyerek buradaki verilen pini giriş aşamalarına kadar size göstereceğim. Evet, açılan kısım bu şekilde arkadaşlar. Pin kodu oluşturulma tarihi yazıyor. Bunları siz göremiyorsunuz. Veya şuraya açık bırakırım. Alt tarafta adresim falan yazıyor. Onları göremeyeceksiniz. 12 Ocak'ta oluşturulmuş kod. Bana geliş tarihi 7 Şubat. Hemen hemen bir ay sürmeden, bir ay olmadan elimize ulaştı arkadaşlar. Bu bir ayı geçtikten sonra hala kod ulaşmadıysa tekrardan siz müracaatınızı yapın. Zaten 3-4 hafta sürebilmektedir diyor. Burada dikkat etmeniz gereken kodu doğru girmeniz. 3 defa üst üste girerseniz reklam sunumu askıya alınacağı söyleniyor. Lütfen unutmayın diye burada bir ibare var. O yüzden verilen kodu lütfen yanlış girmeyin diye bizi uyarıyor. Şimdi verilen kodu bir girelim. Evet, ben tekrar kontrol ediyorum yanlışlık olmasın diye. Pin gönder diyeceğiz işlemimizi. Evet. Böyle bir ekran niye geldi? Tekrar böyle bir ekran çıktı. 3 deneme hakkınız kaldı diyor.
Tekrardan buraya da giriş yapalım. Bir sorun oluştu. Lütfen tekrar deneyin diyor. Nasıl bir sorun oluştu bilemiyorum. Şöyle bir yenileyelim ekranı. Tamam, olmuş zaten. Bizi tekrardan şeye attı. Buradan bir bakalım. Yani kodu verilen kodu bu şekilde gireceksiniz arkadaşlar. Ödeme eşiğine daha %24'lük kısmı doldurmuşuz. 49 liralık bir bakiyemiz var. Bu ay bir kesinleşen tutarlar daha yansımamış durumda. Bunlar yansıyınca ödeme eşiği biraz daha dolacaktır. Yani ödeme yöntemi belirleyin diyor. Buradan da bu sayfa geldikten sonra zaten buna ulaşamıyorsunuz. Bunu ancak pin girdikten sonra ulaşıyorsunuz. Ödemeyi yöntemlerini etkinleştiriyorsunuz arkadaşlar. Belirleyeceğiniz banka hesabına da ödemeler yatırılıyor. Bilginiz olsun. Burayı da ayarlamayı unutmayın. Evet, göstermek istediğimiz kısım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kafanıza takılan sorular olursa yoruma yazabilirsiniz. Size her türlü yardımları olmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.